Olası İstanbul depremine karşı afet planı hazırlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi eserleri Mimar Sinan'ın kullandığı Horasan harcı ile güçlendirmeye başladı. Peki bu Horasan harcının özelliği nedir? Detaylar CNN Türk muhabiri Gayesude Kayışlı'nın haberinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeler ve kültür varlıkları için acil afet planı hazırladı. Müzeler için mega kentin iki yakasında büyük depoların hazırlandığı afet planı kapsamında yüzyıllardır ayakta duran tarihi eserlerin güçlendirilmesi için de harekete geçildi. Tarihi eserler Mimar Sinan'ın kullandığı Horasan harcı ile güçlendirilmeye başlandı. Horasan harçların, Horasan sıvaların özellikle tarihi binalarda kullanılması çok doğrudur. Çünkü o kesme taşların mukavemetini birbirine bağlayan geleneksel de bir yapı malzemesi olduğu için aslı ve ruhuna uygun bir şekilde bu malzemenin uygulanması bence çok doğru bir hareket ve böyle olması lazım. Peki Horasan harcı nedir? Kırıldıktan sonra öğütülüp toz haline getirilen kiremit, tuğla, çömlek ve benzeri pişmiş killere Horasan denir. Horasan harcı ise bu malzemelerin belirli oranlarda kireç, su ve bazı katkı maddelerinin eklenmesiyle üretilen bağlayıcı ve taşıyıcı özelliği olan bir malzemedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Ayasofya başta olmak üzere camiler, köprüler ve çeşitli yapılarda sıklıkla Horasan harcı yöntemi uygulandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından en son Galata Kulesi'nde güçlendirme çalışmaları için Horasan harcı kullanıldı. Peki bu Horasan harcının özelliği nedir? Fonksiyonları bakımından ise günümüz betonuna eşdeğer bir harç ve katkı malzemesidir. Bu aynı zamanda suya karşı da çok dayanıklıdır. Bu malzeme aynı zamanda sarnıç, su kemerleri gibi suya maruz olan yapılarda dahi kullanılmıştır. Deprem anında da elastikiyeti olan bir malzeme. Yani çok böyle hemen çatlayabilen bir malzeme değil. Deniz suyuna karşı çok dirençlidir. Özellikle denize kıyısı bulunan yerlerde ve surlarda hep bu Horasan harçları ve Horasan sıvaları kullanılmıştır.